Günaydın, merhaba, duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Tamam. Bu hafta dördüncü ünitemizi birlikte işleyeceğiz. Hafta sonu sınavınız var. Başarılar sınavınızda. Sağ olun. Bu hafta Fransız devrimini beraber inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda siyasi tarih bir dersimizdeki diğer konuları ele almıştık. Bugün de Fransız devrimini sizlerle birlikte işleyip sınava hazırlanmanızı sağlayacağız. Geçen hafta 1789 tarihine kadar gelmiştik. Ama hatırlarsınız şunu demiştik. Fransız devrimi 1789'daki aslında bir şeylerin sonucuydu. Bazı olayların gelişmelerinin sonucuydu. Bugün onu inceleyeceğiz. Fransız devriminin oluşmasına yol açan olaylar ve sonrasındaki gelişmelere bakacağız. Aslında 1789 tarihi geçen hafta da üzerinde durduğumuz gibi kısaca giriş yapmıştık hatırlarsanız. İki büyük devletin güç mücadelesinin bir sonucuydu. Bu güç mücadelesi Fransa ile İngiltere arasındaki büyük güç mücadelesiydi. Ki bu büyük güç mücadelesi sadece Avrupa kıtasında değil, dünyanın farklı kıtalarında da devam eden bir mücadeleydi. Bu anlamda Fransa ile İngiltere arasındaki mücadele Avrupa, Afrika, Hindistan gibi dünyanın farklı kıtalarında da görülmeye başlanmıştı. Ne mücadelesiydi bu? Bir, ekonomik mücadele. Daha fazla sömürge elde edebilme mücadelesi. İki, Avrupa kıtası özelinde kim daha büyük bir devlet olacak? Ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve askeri anlamda hangi devlet daha üstün olacak Avrupa'da? İşte bu iki devlet arasındaki çekişme buydu. Bunu daha sonraki dönemlerde de bakacağız. Napolyon döneminde de benzer bir çekişmeyi göreceğiz. Bu çekişme iki ülkenin 1756 ile 1763 tarihleri arasında 7 yıl süren savaşlar yaşamasına neden oldu. Siyasi tarihte biz buna 7 yıl savaşları diyoruz. Peki 7 yıl savaşlarının önemi ne? Bu olay, yani 1756-1763 tarihi 7 yıl savaşları aslında hem ilk önce Amerikan devriminin yaşanmasına, Amerika'nın bağımsızlığını elde etmesine neden olmuştur. Hem de işte Fransız devriminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nasıl oldu da iki konuyu, iki önemli siyasi gelişmeyi beraberine taşıdı dersek, sonuçta 7 yıl süren bir savaştan bahsediyoruz. Bunun çok büyük bir ekonomik ve siyasi bir yıpranmışlık durumu var. O anlamda zaten 7 yıl savaşları hem Fransa için hem İngiltere için iktisadi ve toplumsal iklimin doğmasına yol açmıştır. Bu devletler, hem Fransa hem İngiltere, ikisi de büyük bir ekonomik hezimete uğramıştır. Fransa İngiltere karşısında büyük bir hezimete uğradı. Ama her iki ülke de büyük bir mali sıkıntıya girdi. Çünkü uzun süren savaş, uzun süren maliyet demek. İşte bu maliyet aslında şöyle bir durum çıkarttı. Biz 1763'ün sonuna baktığımızda şunu görüyoruz. Yani 7 yıl savaşlarının sonuna baktığımızda şunu görüyoruz. Hem Fransa için hem İngiltere için iki ülkenin de ekonomisinin çok ciddi şekilde darbe aldığını görüyoruz. Çok ciddi şekilde zedelendiğini görüyoruz. Ülke ekonomileri zedelenince, zora girince bu açığı nasıl kapatacak bu devletler? İşte vergi koyarak, kime? Halka karşı yeni vergiler koyarak, vergi artışları sağlayarak. Fransa kendi ülkesindeki vatandaşlara, Fransızlara vergi koydu. İngiltere de
Amerika kıtasındaki 13 İngiliz kolonisine vergi koydu. Zaten 13 İngiliz kolonisine vergi koyunca bu 13 İngiliz kolonisi İngiltere'ye, ana kıtaya, ana karaya dediler ki biz bu vergileri vermek istemiyoruz. Vergilere isyan ettiler. Zaten çok büyük bir ekonomik sıkıntı içerisindeyiz ve yeni vergiler vermek istemiyoruz dediler. Bir şey daha dediler. Vergi verirsek temsiliyet de isteriz dediler. Yani İngiltere parlamentosunda, meclisinde biz de temsil edilmek istiyoruz dediler. Kral bu temsiliyete karşı çıktı ve 13 İngiliz kolonisi dedi ki temsiliyet yoksa vergi de yok dedi. Ve İngiltere kralının koymak istediği yeni vergilere karşı bir isyan başlattı. İşte bu 1776'da Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ortaya çıkmasının en önemli nedeni oldu. Çünkü 13 İngiliz kolonisi vergi vermek istemediler ve bağımsızlıklarını elde etmek için ana kıtaya yani İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşına giriştiler. Ve zaten 1776'da bu savaşın sonunda, daha doğrusu bu mücadelenin sonunda Amerikan bağımsızlık mücadelesi kazandı görüyoruz. Ve daha sonra da Amerikan bağımsızlık bildirisini yayınlayacaklar. Ve bugünkü Amerika Birleşik Devletleri 1776'da bu şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Bu işin bir kanadı, bir kısmı. İkinci kısmı 1776'da Amerikan bağımsızlığı kabul oldu. Aynı benzer bir gelişme Fransa'da da oldu. Fransa'da halk kralın koyduğu vergilere, 14. Louis'nin koyduğu vergilere isyan etmeye başladı. Dedi ki biz vergi vermek istemiyoruz. Ve bu vergilere karşı ayaklanmaya başladı. 16. Louis yeni vergiler alabilmek için dediğimiz gibi Fransa meclisini toplamak istedi. Değerli arkadaşlar bu dönemde Fransız meclisi 3 sınıflı bir meclisten oluyor. Yani 3 tane ayrı sınıf var. Bir tanesi aristokratların, soyluların olduğu sınıf. İkincisi ruhban sınıfı yani kilisenin, papazların olduğu, din adamlarının olduğu sınıf. Üçüncüsü ise burjuva sınıfı, işçiler, köylülerin içerisinde olduğu sınıf. Yani tacirler var, işçiler var, köylüler var. Daha doğrusu bu üçüncü sınıf dediğimiz yer halkın sınıfı. Milli meclis denen, halk meclisi denen, ulusal meclis denen yer burası aslında. Diğer ikisi, biri sadece soyluların olduğu yer, kralın. İkincisi de ruhban sınıfı denen papazın ve kilisenin yeri. Ama üçüncü sınıf dediğimiz yer halk, ulusal meclis dediğimiz yer, ulus dediğimiz yer işte bu burjuvazinin, işçilerin, köylülerin oluşturduğu sınıf. Bu üçüncü meclis Fransa'da milli egemenlik ve ulusal egemenliği kendisinin temsil ettiğini söylemeye başlıyor. Neye istinaden? Vergilere karşı koymak için. Çünkü kral yeni vergiler koymak istiyordu. İşte kralın bu vergi koymasına karşı olduğu için ve kendisini Fransız halkının temsilcisi olarak lanse ettiği için kral bu üçüncü meclisi yani şurayı lave etti, feshetti. Yani orayı kapattı. Ve üçüncü sınıf da yani bu halk ulus meclisi dediğimiz yerde normal Fransız meclisinin dışında bir yerde toplanmaya başladı. Ve Fransa'ya karşı daha doğrusu krala karşı bir mücadeleye girişti. Değerli arkadaşlar bu dönem 18. yüzyıl dönemidir siyasi tarihte. Bunun önemli bir nedeni de bu dönemin siyasi tarih kapsamında aydınlanma dönemi olarak da kabul ediliyor olmasıdır. Aydınlanma denmesinin temel nedeni de işte burada da göreceğimiz gibi toplum içerisinde ulus kavramının, özgürlük kavramının, birey kavramının, hak ve hürriyet kavramının en yoğun şekilde tartışıldığı bir dönem olmuş olmasıdır.
özellikle birazdan bakacağız 1789'un ortaya çıkışından itibaren bu kavramları göreceğiz. İşte bu kavramlar yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor ve bu kavramların konuşulmasıyla birlikte kral bazı insanları, kişileri keyfi tutuklamalarla hapishaneye, Basra hapishanesine gönderiyor ve Milli Meclisi kapatıyor. Milli Meclisi kapatınca ve insanları haksız yere tutuklayıp, sorgusuz şekilde tutuklayıp Basra hapishanesine gönderince 3. sınıf temsilcileri, yani burjuva sahipleri, işçiler, köylüler, halkın diğer kısımları Bastille hapishanesini 14 Temmuz 1789'da basıyorlar. Çünkü Bastille hapishanesi monarşinin sembolü niteliğinde. Ve birçok siyasi tutuklu burada. İşte Bastille hapishanesini ele geçiren halk buradaki siyasi tutukların salıverilmesini istiyor. Ve bu şekilde monarşiye karşı büyük bir tepki ortaya koyuyor. Bu durum, yani 1789 Fransız İhtilali'nin ortaya çıkış süreci bu. Bu süreç yeni düşünsel akımları da beraberinde getirecek. İşte aydınlanma dönemi dediğimiz şey bu. Bu dönem içerisinde 1789'da 4 Ağustos'ta feodalizm kaldırılıyor. Ve yerine cumhuriyet rejimi geliyor. Yani halkın kendi kendini yönetiminden bahsediyoruz. 26 Ağustos 1789'da İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi yayınlanıyor. Ki bu bildirgeler daha sonra İnsan Hakları Beyannamesi olarak karşımıza çıkacak. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ve bugün tüm dünyanın kabul ettiği İnsan Hakları Bildirisi, İnsan Hakları Beyannamesi olarak. Bunlar tabii bir yandan da Amerika'daki gelişmelerden de etkilenecekler. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan da etkileniyor Fransızlar. Ve bu beyannameye göre, İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi'ne göre 4 tane, 5 tane önemli konu var. Bir tanesi, insanlar doğuştan özgürdür. İkincisi, özel mülkiyetin dokunulmazlığı esastır. Basın özgürlüğü esastır. Yasalar önünde herkes eşittir. Ve adil yargılanma ve adil vergi hakkına herkes sahiptir. Bu fikirler daha önce krala, yönetime, otoriteye karşı söylenmeyen kelimelerdi Fransa ve Orta Avrupa'da. İngiltere'de bu çok daha önce söylenmişti, 1215 Magna Carta ile hatırlayacağınız gibi. Ama Orta Avrupa'da bu 1789 ve sonrasındaki fikirlerle çok şekillendi. İşte bu dönemde Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire gibi düşünürlerin en önemli söylemleri bu fikirlerin, bu değerlerin, bu özgürlük alanlarının mümkün olduğunca çok birey lehine, vatandaş lehine, halk lehine genişletilmesiydi. Bu anlamda bu dönem aydınlanma dönemi olarak ifade edilmiştir. Ve aydınlanmadan kastedilen şey de halkın doğrudan yönetime katılmasının esaslarının belirlenmesi, karar alıcıların, kralların, yöneticilerin keyfi tutumlarının, politikalarının yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgiliydi. Çünkü burada temel olan şey şuydu: birey özgürdür, düşüncesinde de özgürdür, yaşamında da özgürdür, fikirlerinde de özgürdür. Ve burada önemli olan bireycilik ve hümanizm ilkesidir. Yani bireyin özgürlüğü, bireyin yaşam hakkı, bireyin fikri hakları ön plandadır anlayışı gelişmeye başladı. Bu tabii ki aynı zamanda yönetenlerin de, iktidarın da görevlerinin sınırlandırılması, keyfi uygulamalarının sınırlandırılması ve vazgeçmesi, keyfi tutumlarından vazgeçmesini ön plana koyan bir yönetim anlayışı, bir aydınlanma düşüncesiydi. Değerli arkadaşlar, 1789 Fransız İhtilali gerçekleşti. Peki her şey Avrupa'da veya Fransa'da yoluna girdi mi? Bunu da söylememiz çok zor. Nedenlerini birlikte inceleyelim. Yani 1789 gerçekleşti ama Fransa'da demokrasi, özgürlükler,
monarşi, kraliyet yönetimi bitti mi? Bunu söylemek de çok zor. Çünkü Fransa'da 1789 evet gerçekleşti. 1791'de yeni bir Fransız anayasası oluşturuldu. Cumhuriyet rejimine bağlı olarak tek meclisli bir sistem oluşturuldu. Seçme hakkı 25 yaş üstü kişilere verildi. Yasama meclisin üyelerini seçebilme hakkı verildi. Bazı siyasal haklar verildi. Ama bu 89'dan sonraki süreçte 89'dan 99 sürecine baktığımızda yani 1789 ile 1799 arasına aslında 1789 devrim anlamında devrimdir. Evet, fikri anlamda devrimdir. Ama Fransa açısından baktığımız zaman diğer sorunları da gündeme getirmiştir. Şimdi devrim Fransa'da toplumsal barışın tam olarak sağladığını söylememiz mümkün mü? Bu anlamda değil. Nedenine bakalım. Ağustos 1792'de Paris'te ayaklanmalar başladığını görüyoruz devrim karşıtı yönünde. Çünkü bir yandan şimdi şöyle düşünün. Devrim gerçekleşti. Bir yanda devrimi destekleyenler var. 1789'u yani halkın yönetimini cumhuriyeti destekleyenler var. Bir yandan da monarşiyi destekleyenler var ve devrim karşıtları var. Onlar diyor ki halen önemli olan kralın yetkileridir. Monarşiyle yönetilmemiz gerekir ve bu şekilde bir yönetim olması gerekir deniyor. Bu anlamda Fransa'da yeni bir yönetim oluşturuyor. Ulusal konvansiyon ve 1792'nin 22 Eylül'ünde cumhuriyeti ilan ediyorlar. Aralık 1792'de kral vatana ihanet suçundan yargılanıyor ve 15 Ocak 1793'te suçlu ilan edilerek idam ediliyor. 1793'te yine 24 Haziran 1993'te Fransa Cumhuriyeti'nin ilk anayasasının ilan edildiğini görüyoruz 1793'te. Ama 1793-1794 dönemi de yani her ne kadar anayasa ilan edilmiş olsa da cumhuriyet ilan edilmiş olsa da Fransa'da yeni bir terör dönemini beraberinde getiriyor. Fransa bu dönemde yani 1793-1794 dönemi içerisinde iç karışıklıklar ve terör içerisinde buluyor kendisini. Çünkü devrimi yapanlar arkadaşlar, devrim taraftarları, devrim muhafızları, kamu güvenliği komitesi oluşturuyorlar ve devrime karşı her türlü fikri öldürüyorlar, idam ediyorlar, giyotine gönderiyorlar. Düşünün 1793 yılından 1794 yılına gelene kadar, daha doğrusu bir sene içerisinde yaklaşık 16.594 kişi pardon, Fransa'da idama gönderiliyor, giyotine gönderiliyor. Niye? Bunlar devrim için tehlikeliydi diyor. Halbuki devrimin ana fikri herkes için özgürlüktü. Kişilerin özgürlüğüydü. Farklı düşünse de önemli olan fikri üretim varlığıydı. Ve ülke böyle bir iç terör içerisine girince 1795'te direkt duvar dönemi başlıyor. Jacobin'in iktidarına son veriliyor ve 1795'te daha doğrusu 4 yıl 1795-1799 yılları arasında Fransa'da direkt duvar dönemi başlıyor. Bu dönemde yeni bir anayasa var. Bakın 1789'da ihtilal oldu. 1791'de anayasa yapıldı, 1793'te anayasa yapıldı, 1795'te yeni bir anayasa daha yapıldı. Yani 3. anayasayı yaptılar. Ve bu direkt duvar dönemi içerisinde de yeni bir yönetim modeli ürettiler ve 500'ler meclisi, yaşlar meclisi diye iki kameralı bir yasama süreci oluşturuldu. 5 kişilik bir yürütme işlevi kuruldu ve 1795'ten 1799'a kadar ülkeyi bu direkt duvar dönemi yönetti. Ve 1793'te bu direkt 1793'te de direkt duvar dönemi, direkt duvar yönetimi aslında o dönem Fransız ordusunda parlak bir asker olan Napolyon'u kendi yanına çekerek direkt duvar yönetiminin etkisini veya muhafazasını sağlamak istediler. Bir yandan da direkt duvar yönetimi İngiltere'yi de yenerek Fransa'yı aslında bir büyük imparatorluk haline getirmek istiyordu tüm Avrupa'da.
ve İngiltere'yi yenme işini Napolyon'a verdiler. Napolyon da 1798'de, daha doğrusu Napolyon şunu düşündü, şunu söyledi direktuvar yönetimine, İngiltere'yi yenebilmek için en önemli konu, İngiltere'yi İngiltere'de yenemeyiz dedi. İngiltere'yi yenebilmemiz için İngiltere'nin ticaret yollarını ele geçirmemiz lazım dedi. Özellikle Hindistan, yani büyük sömürgeleriyle bağlarını kesersek İngiltere'nin ekonomik gücünü azaltırız. Ekonomik gücünü azaltırsak, hem maddi ihtiyacını azaltırsak, kapatırsak bu yolu, İngiltere'yi daha rahat yeneriz dedi. Ve bunu düşünerek 1798'de Mısır'a sefer yaptı. Efendim arkadaşım. Sen. Bir soru mu sordun, bir şey mi dedin? Hayır hocam. 1798'de o yüzden Mısır'a sefere çıktı. Yani temel amaç Mısır'ı ele geçirmek. Mısır'ı ele geçirdikten sonra da İngiltere'yi kıtada, kendi kıtasında yenmeyi hedefliyordu. Bu yüzden 1798'de Mısır seferine çıktı. Mısır seferi devam ederken Napolyon tekrardan Fransa'ya döndü ve direktuvarlara karşı bir darbe yaparak iktidarı ele geçirdi 1799'da. Ve Napolyon dönemi başlamış oldu Fransa'da. 1799'da 1814 yılları arasında Fransa'da Napolyon dönemi başladı. Napolyon hem askeri anlamda hem siyasal hem de reform süreçleri anlamında Fransa'da çok önemli gelişmeleri yaşadı. Despotik bir cumhuriyet kurdu. Bununla birlikte en önemli, aslında kendisi açısından en önemli yaptığı iş, 1799'da darbe yaparak iktidara geldi. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, bakın 1789'da monarşi yıkıldı ve Fransız ihtilaliyle cumhuriyet kurulmuştu. Ama 1799'da, yani 10 yıl sonra yeni bir monarşi geldi. İmparatorluk gelecek bu sefer. Çünkü 1802'de Napolyon halk o kendisini ilk önce konsül seçtirecek. Daha sonra da 1804 yılında halk oylamasıyla kendisini imparator seçtirecek. Yani 1804 yılına geldiğimizde, 1789'dan 1799-1804'e geldiğimizde devrim başladığı yere geri dönmüş olacak. O da ne demek? Devrimle mutlakiyetçi rejim, monarşi ortadan kalkmış, cumhuriyet gelmişti. Ama yeniden tek adama dönüldü. Tekrardan imparatora dönülmüş oldu. Bununla birlikte Napolyon iç politika açısından baktığımızda Fransız Merkez Bankası'nı kurdu. Fransız Medeni Kanunu ortaya çıkarttı. Meslek okulları ve liseleri kurdu. Ve Katolik Kilisesi'yle ilişkilerini tekrardan şekillendirdi. Ama bu dönemde Napolyon için en önemli konu kendisine en büyük rakip olarak gördüğü İngiltere'yi yenebilmekti. Hatta 1802'de İngiltere ile bir barış anlaşması imzaladığını görüyoruz. Ama 1804'ten itibaren, yani kendisini imparator ilan ettiğinden itibaren 1814'e kadar 10 yıllık Avrupa'da yeni bir savaş yıllarını, süreçlerini başlattığını görüyoruz. İşte bu 10 yıl sürecek savaşlar dönemi Avrupa siyasi tarihinde Napolyon Savaşları olarak geçmektedir. Burada temel amaç İngiltere'yi etkisizleştirmek, İngiltere'yi ele geçirmek, hatta daha sonra Rusya'yı ele geçirmek, Fransa'yı ele geçirmek. Yani kuzeyde İngiltere'yi, doğuda Rusya'yı, batıda da Fransa'yı ele geçirerek, Almanya'yı ele geçirerek kendi büyük devletini kurmaya çalışmaktı. Daha doğrusu imparatorluğunu genişletmeye çalışmaktı. Ve 1805'te Fransız donanması İngiltere karşısında ilk yenilgisini aldı. Bu Napolyon için tabii ki oldukça sıkıntılı bir dönemdi. 1789-1804 yılına baktığımız zaman dediğimiz gibi devrim başladığı noktaya geri dönüyor ve 1804 yılından 1814 yılına kadar
Avrupa siyasi tarihinde 10 yıllık savaş dönemlerinin başladığını görüyoruz. 1805 yılına baktığımızda Presburg Barışı Avusturya'nın Almanya'daki, İtalya'daki topraklarının büyük bölümünü ele geçirdiğini görüyoruz. 1806'da Alman topraklarında küçük devletleri kendisine bağlı birlikler haline getiriyor. Napolyon ve Almanya'da bu oldukça önemli. Almanya'daki küçük federasyonları, küçük devletleri kendisine bağlayarak bir Ren Konfederasyonu kuruyor Napolyon. Böylece Napolyon hem Almanya toprakları üzerinde egemenliğini artırmış oluyor. Bir yandan İngiltere'yi yenmeyi hedefliyor. Bir yandan da Rusya'yı ele geçirip İngiltere, Rusya ve Fransa, Almanya üçgeninde büyük bir imparatorluk kurmak istiyor. Bu dönemde arkadaşlar bu Ren Federasyonu kurulması, yani Alman devletlerini, küçük devletlerini kendine bağlamasının önemli bir sonucu var. O da şu: Alman ulusal birliğinin sağlanmasını ve Almanya'da milliyetçiliğin ortaya çıkmasının ilk aşamaları bunlar. Çünkü küçük Ren devletleri Napolyon'a bağlanınca bunlar kendi aralarında milli ulusal kimliklerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorlar. Yine bu dönemde biraz önce dediğimiz gibi 1805 yılında İngiliz donanması Fransız donanmasını büyük bir hezimete uğratıyor. Bu kez tabii bu yenilgi üzerinden Napolyon İngiltere'yi donanma üzerinden, savaş üzerinden yenemeyeceğini görüyor ve İngiltere'yi ekonomik abluka altına almaya çalışıyor. Ve 1807'de Tilsit Anlaşması yapıyor Rusya'yla. Temel amacı şu: kendi ticaret, İngiltere'nin ticaret yollarını engelleyerek İngiltere'nin ticari olarak çökmesini sağlamak. Eğer İngiltere ticari olarak çökerse, böylece İngiltere'yi askeri açıdan da yenebileceğini düşünüyor. Ama burada şöyle bir sorun var. Rusya ile böyle bir anlaşma yapılıyor İngiltere arasında ve diğer devletlerle, Avusturya ile, Almanya ile Fransa bir işbirliği yapmak istiyor. Ama bu dönemde hem İngiltere, hem Avusturya, hem Prusya Fransa ile bu işbirliğinden pek karlı çıkmıyor. Çünkü kendileri de İngiltere'ye ticaret yaptığı için İngiltere ticaret ambargosu uygulanması, abluka uygulanmasını istemiyorlar. Çünkü bu dönemde 5 büyük devlet var: Fransa, Prusya, yani bugünkü Almanya, Rusya, İngiltere ve Avusturya. Bu 5 büyük devletten Fransa bu dönem içerisinde diğer devletlere göre, yani İngiltere'ye, Rusya'ya, Avusturya'ya ve Almanya'ya, Prusya'ya göre çok daha güçlü. Ekonomik açıdan ve siyasi açıdan, askeri açıdan. Diğer 4 büyük devlet bu Fransa'ya karşı güçlenmek istiyorlar ya da Fransa'nın daha fazla güçlenerek Avusturya'yı, Prusya'yı, Rusya'yı ve İngiltere'yi ham yapmasını, yemesini istemiyorlar. Napolyon'un da temel amacı bu devletleri ortadan kaldırarak kendi büyük imparatorluğunu devam ettirebilmek. İşte bu şey içerisinde, büyük politika içerisinde Napolyon Avrupa'da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve yavaş yavaş topraklarını genişletmek istiyor. O yüzden İngiltere ile mücadele içerisinde, biraz önce dediğimiz gibi Almanya'dan küçük devletleri, Ren Konfederasyonu kendine bağladı ve ayrıca daha büyük rakip olarak gördüğü Rusya'ya doğru sefere çıkmaya başlıyor. İşte Napolyon'un belki de yaptığı en büyük hata 1812'de Moskova seferine çıkması oldu. Çünkü Moskova seferine çıkınca 650 bin askerle çıkıyor arkadaşlar. Napolyon seferi 650 bin askerle, 27 bin askerle dönebiliyor anca. Bunun da temel nedeni soğuk kış şartlarında çatışamaması, savaşamaması. Düşünün, Napolyon bir yandan İngiltere ile mücadele içerisinde, bir yandan Almanya'dan toprakları almış, bir yandan da Rusya'ya, Moskova içlerine doğru girmiş.
İşte burada yenilince 1812'de diğer dört devlet, yani Rusya, Prusya, Avusturya ve İngiltere neydi amaçları? Buyurun. Hocam Prusya Hansa ölçü Almanya, Almanya. Prusya bugünkü Avusturya Almanya İmparatorluğu. Daha doğrusu bugünkü Almanya. Teşekkür ederim hocam. Nasıl sonuçta? Bugünkü Almanya arkadaşlar, teşekkür ederim sorduğun için. Bugünkü Almanya 18. 17. yüzyıla baktığımızda Prusya ismiyle karşımıza duruyor ve bu Prusya'da da iki önemli devlet var. Biri Avusturya, biri Almanya. Teşekkür ederim. Avusturya'da aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve bu Ren Konfederasyonu dediğimiz yer de aslında tam Almanya. İçerisinde küçük devletler var. İşte o yüzden Napolyon o Almanya'yı kendine bağlamak istiyor. Prusya'yı daha doğrusu. Prusya bugünkü Almanya. Bu Tamam dört büyük devlet de bu dört büyük devlet de yani Prusya, Rusya, İngiltere, Avusturya'da Napolyon'un daha fazla güçlenerek hani bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. Ne Rusya, ne Çin, ne başka devletler Amerika'nın çok daha fazla güçlenerek dünyanın her tarafına egemen olmasını istemiyor, değil mi? Veya ne de Rusya Çin'in daha fazla güçlenmesini, ne Çin Rusya'nın daha fazla güçlenmesini, ne İngiltere Rusya'nın, ne Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın veya Çin'in daha fazla güçlenmesini istemiyor. Ne istiyorlar? Her bir devlet güçlü olsun ama bir denge olsun. Kimse tek başına egemen olmasın küresel sisteme. İşte 17. yüzyılda da böyle bir anlayış var. Özellikle Fransa'nın çok büyük şekilde büyümesi, askeri anlamda güçlü olması, siyasi anlamda güçlü olması ve yeni topraklarını genişletme hevesi içerisinde olması, bu biraz önce bahsettiğimiz dört büyük devlete Fransa'ya karşı bir birlikteliğe çağırıyor. Bu dört büyük devlet diyor ki biz Fransa'ya karşı bir güç birliği yapalım ve Fransa'nın daha güçlenmesini ve daha fazla toprak kazanmasını ve bizi yenmesini engelleyelim. Bunu ama özellikle Moskova seferinden sonra söylüyorlar. Çünkü Moskova seferinde Napolyon gücünün zirvesindeyken gücünü bitiriyor. Yani çünkü Napolyon da Moskova'ya gücünün zirvesindeyken oraya gidip orayı alarak tüm kıtayı artık egemenliğini sağlamak istiyor. Ve bu tüm kıta egemenliğini sağlama ihtirası, isteği Napolyon aslında sonunu getiriyor. Çok büyük orduyla gidiyor ve yenilerek geri dönüyor. Hem Fransa'daki gücünü, otoritesini kaybediyor, zayıflatıyor. Hem de Avrupa siyasal sistemi içerisinde. Ve bu dört büyük devlet de diyor ki tamam biz zamanı bulduk. Şimdi Napolyon'u... Arkadaşlar ne oluyor? Hocam bunlar nasıl söyleyeyim? Lavaboya gittiler. O kapıyı kapatın oradan giriş çıkış olmasın bir daha. Tamam arkadan kilitleyeyim mi kalsınlar orada ders çalışıyor. Kilitle. Ve 1812'de Kilitlemiyor. tamam gel. Şaka. Ve Napolyon büyük bir sefere çıkıyor. Moskova seferi dediğimiz gibi ama büyük bir hezimete uğruyor. Ve 1814'te Avrupa devletleri Napolyon'un büyük hezimetini görünce bir araya geliyorlar. Kamoto Anlaşması'yla 1814'te İngiltere, Prusya, Rusya, Avusturya 1814'te bir anlaşma yapıyorlar kendi aralarında ve Paris'e giriyorlar. Paris'e girince Napolyon'u rehin alıyorlar 1814 yılında ve Elba Adası'na gönderiyorlar. Ve Napolyon'dan sonra yeni kral geliyor. 18. Louis, 18. Louis'den sonra 10. Charles geliyor ve Avrupa'da şöyle bir uyanış geliyor. Arkadaşlar bir daha gelip geçmeyin oradan. Tamam. Merhaba o zaman. 1814'te Napolyon'u Elba Adası'na gönderiyorlar. Ve Avrupalı devletler
şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki bizim için önemli olan tek bir devletin küresel sisteme veya Avrupa sistemine egemen olması değil, bütün devletlerin belli bir güç dengesi içerisinde olması. İşte bu 1814 Kamot Anlaşması'ndan sonra arkadaşlar Avrupa uyumu diye yeni bir süreç başlıyor Avrupa'da. İngilizcesi Concert of Europe. Bu şu anlama geliyor. Avusturya, Prusya, Rusya ve İngiltere diyorlar ki Napolyon yendikten sonra bir uluslararası konferans toplayalım, kongre toplayalım. Bunun amacı şu olsun. Avrupa devletleri tüm kıtanın tek bir ülkenin boyunduru altında olmasın. Her devlet güçlü olsun ama hiçbir devlet diğerine karşı daha güçlü olmasın ve bir güç dengesi kuralım kendi aramızda. Fransa'yı da alalım. 5 devlet, 5 büyük devlet kendi arasında bir güç dengesi oluştursun ve bu güç dengesinin oluşturulmasıyla Avrupa'da barışı sürekli tesis edelim deniyor. Bu işte Avrupa siyasi tarihindeki en önemli gelişmelerden biridir Avrupa uyumu. 1815 yılında Viyana Kongresi toplanıyor ve Avrupa uyumu kararını, güç dengesi kararını varıyorlar. Kimler? 5 büyük devlet. Temel amaç da her devletin, yani hiçbir devlet diğerine karşı daha üstün olmayacak ve devletlerin güçleri arasında bir denge olacak. Bu neye yol açacak? Her devlet eşit güce sahip olacağı için birbirlerini dengeleyebilecekler. Birbirlerini savaş açmama koşullarını karşılayacaklar. Avrupa uyumu çerçevesindeki temel mantık bu. Güç dengesi ilkesi dediğimiz bu. Bu tabii ki iki önemli, bir diğer önemli boyutu da şu arkadaşlar. Bu anlaşmanın, bu politikanın ortaya çıkışı, yani güç dengesi, Avrupa uyumu kavramının ortaya çıkaran kişiler de Avusturya Macaristan İmparatorluğu Başbakanı Metternich ve İngiltere Başbakanı Castlereagh. Bu devletlerin de, yani bunlar baktığınız zaman, İngiltere Dışişleri Castlereagh ve Avusturya Başbakanı'na baktığımız zaman bunlar imparatorluk. Hem Avusturya hem İngiltere. Ve temel amaç bu imparatorlukların parçalanmasını engellenmesi. Çünkü bunlar çok uluslu imparatorluklar. Kendi içlerinde büyük azınlıklar var. Büyük farklı etnik yapılar var. Avusturya içerisinde birçok Balkan devleti var. Osmanlı içerisinde birçok Balkan devleti var gibi. Ve temel amaç milliyetçi ve ulusalcı fikirlerin bu 5 büyük devlet arasında yayılmasını engellemek. O yüzden Avusturya bu işin liderliğini yapıyor. Ve Viyana Kongresi devam ederken arkadaşlar 1815'te Elba Adası tutuklu olan Napolyon kaçıyor hapishaneden ve 1815'te bu 4 büyük devlete karşı Waterloo'da, bugünkü Belçika yakınlarındaki Waterloo'da bu devletlere karşı yeni bir savaş açıyor ve bu savaşta da yenilgiyi kabul ediyor ve böylece Napolyon Avrupa siyasi tarihinden tamamen çıkmış oluyor. Napolyon çıkıyor mu Avrupa siyasi tarihine yeni bir kavram giriyor. O da Avrupa uyumu dediğimiz, Viyana Kongresi ile ortaya çıkan Avrupa uyumu kavramı, yani güç dengesi ilkesi. Kim arasında? Avrupalı devletler arasında. Bu güç dengesi ilkesine ilişkin olarak 1815 Viyana Kongresi'nin getirdiği uygulamalara baktığımız zaman, Viyana Kongresi'nden sonra daha önemli kongreler de yapılıyor. Aix-la-Chapelle Kongresi 1815, 1820'de Trappo, 1820'de Laibach Kongreleri. Bu kongrelerin de amacı şu, Trappo ve Laibach Kongrelerine bakarsak 1820 ve 1821. Napoli'de özgürlük yanlarını çıkardıkları isyanlar Avusturya tarafından bastırılıyor. Liberal ve milliyetçi ayaklanmalara karşı ortak bir tutum gösteriliyor. 1822'de Verona Kongresi var. Bu kongrelerin temel amacı da Viyana Kongresi Avrupa uyumunu bozacak politikaların engellenmesi. Değerli arkadaşlar, bir önce bahsettiğimiz gibi Avusturya Macaristan İmparator, Avusturya Başbakanı Metternich'in tüm çabası, amacı Avrupa uyumunu devam etmesiydi. Ama bu Avrupa uyumu dediğimiz gibi liberalizm ve milliyetçinin güçlenmesine karşıydı. Ulusalcı fikirlerin
filizlenmesine karşıydı. Nedeni de bu milliyetçi, ulusalcı ve liberal fikirler çok uluslu imparatorluklara karşı bir kavramdı. Halbuki bu döneme baktığımızda 1819'da liberalizm kavramını, 1820'de radikalizm kavramını ve biraz önce bahsettiğimiz gibi özgürlük, fikri hürriyet, temel insan hak ve hürriyetlerin gibi kavramların ortaya çıktığını görüyoruz. Hümanizm, bireycilik, anayasacılık, milliyetçilik, ulusçuluk gibi kavramların bu dönemde ortaya çıktığını ve 1830'lar ve 1840'lara kadar geldiğimizde bu fikirlerin yaygınlaştığını ve taraftar bulduğunu görüyoruz. Komünizm gibi, bireycilik gibi, anayasacılık gibi, milliyetçilik gibi, ulusçuluk gibi fikirler işte Descartes, Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant gibi önemli siyasi düşünürlerin eserleriyle, düşünceleriyle ortaya çıkmış kavram olarak karşımızda durmakta. Değerli arkadaşlar, işte 1789 ihtilalinin öncesi ve sonrası süreci bu şekilde beraber özetlemiş olduk. Aslında dediğimiz gibi 1789 Fransız ihtilali, Fransa ile İngiltere arasındaki bir sürecin sonucuydu. 7 yıl savaşlarının sürecinin sonucuydu. 1789 Fransız ihtilali Avrupa'da özgürlük, bireycilik, akılcılık, hümanizm fikirlerini ortaya çıkarttı. Aydınlanma dönemini ortaya çıkarttı. Aydınlanma döneminde yeni kavramları, yeni siyasal süreçleri, siyasi tarihi etkileyen yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. Viyana Kongresi bunların en önemlisiydi. Değerli arkadaşlar, sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Yoksa hafta sonuki sınavlarınıza başarılar diliyorum. Umarım başarılı bir sınav dönemi geçirirsiniz ve sınavdan sonraki haftada tekrar buluşmak dileğiyle. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Evet hocam. O zaman görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.